Bildiğiniz gibi geçen günü milletvekili adaylarımız partimizi, il örgütümüzü, merkez ilçemizi ziyarete geldiler. O günü Sayın 22. dönem milletvekilimiz Harun Bey, şu anda da milletvekili adayımız Harun Akın gelemedi. Mazeretleri vardı. Mazeretleri de bir hastalık, grip, ağır bir grip geçiriyordu. Kendisi bizden bunu paylaştı. Bizler de o günü bunu oraya gelen arkadaşlarımıza, siz değerli basın mensuplarınıza, partilerimize bunu söyledik. Daha sonra geleceğini söylemişti. Bugün kendisi dün için beni aradı, bugün için geleceğini söyledi ve burada bir basın mensuplarıyla siz partilerimizle beraber olacağını bildirdi. Şu anda buradayız. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Kendisi gerçekten kendisi partimize her konuda maddi ve manevi yıllarca değer veren, yıllarca hep yanımızda olan, içimizde olan bir kişi. Yine milletvekili adayımızdır. Nasıl çalışacağını, nasıl koşacağını ben şahsım çok iyi biliyorum. İnşallah kendisine bizler de, partilerimiz de ayak uydurur, ona yetişiriz diyorum. Kendisine şimdiden bu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Saygılarımı kendisine sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum sevgili başkanım, sevgili Merkez İlçe Başkanım, çok değerli hanımefendiler, yoldaşlarımız, yani Cumhuriyet Halk Partisi adına Zonguldak'ta yürüdüğümüz değerli arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, basınımızın çok değerli temsilcileri, Zonguldak'ın gözü kulağı dilisiniz. Bugün burada yine bu toplantımızda hassasiyet gösterip geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama başlamadan evvel gerçekten dün basın camiasının da çok sevdiği dostumuz, hepimizin mega star ismiyle hepimizin bildiği sevgili Engin Erdem, ani bir şekilde aramızdan ayrılmasının duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Yetişemedim dün cenazesine. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Engin Ergen kardeşimiz Zonguldak'ın yerel sanatçısı, bence gariban, tek başına yerel sanatçısıydı. Böyle Zonguldak'tan beklediğini bulamamış, birçok kesimin kendi kendine bırakıldığı gibi o da yerel sanatında yalnız başına yıllarca sevdiği mesleği, sanatını icra etmeyen, çalışan bir kardeşimizdi. Aniden aramızdan ayrıldı. Tekrar kendisine rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sayın İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmasında, girişinde şahsımızla ilgili söylemiş olduğu değer verici cümleleri adına. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, geçen hafta, daha doğrusu 7'sinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na verilen milletvekili aday listeleri hepimiz biliyoruz. Ben de Zonguldak'da halka hep birlikte gideceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları listesindeyim. Ve aday arkadaşlarımızın il başkanlığımızı ziyareti sebebiyle burada il başkanlığımızın çağrısı üzerine orada olmam gerekiyordu. Ama hakikaten hepimiz bu ara yaşıyoruz. Aman dikkat edin. Çok ağır bir grip geçirdim. Hala daha geçiriyorum. Yani şu anda da tam atlatmış değilim ama çok yoğun bir tedavi, sağ olsun Ankara'da çok özel dostum, sevgili hocamız, Muhit hocamız bize sağlamış olduğu takviye ilaçlarla çok kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. Dün akşamüstü kendimi böyle iyi hissedebildim ve bugün hemen gelmem gerektiğini kararını verdim. Akşam arkadaşlarımla paylaştım. Tekrar sizden özür diliyorum o toplantıda olamadığım için. Ama işte sağlık her şeyin başı, biliyorsunuz. Aman siz de dikkat edin. Bu grip girdi mi bir aydan aşağı çıkmıyor. Değerli arkadaşlar, toplantının amacı malum. İşte adaylarımız partimizi ziyaret etti. Ben eksik kalmıştım. Onu tamamlıyorum. Bu vesileyle de birkaç bir şey de söylemek isterim.
2015'te gerçekten Türkiye Cumhuriyeti belki de yaşayacağı en önemli seçimi yaşayacak. Yani her siyasetçi söze böyle başlar ama her seçim böyle başlarız aslında. Ama bu seçim gerçekten en önemli bir seçim. Niye bu seçim en önemli seçim? Hem başbakanlık görevini yürüten hem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan beyefendi Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu mitiklerde artık cumhurbaşkanlığı makamının üslubunu aşarak 400-400 diyerek dolaşıyor. Niye 400 diyor? Bulunduğu yeri legal hale getirebilmek için, hukuka ve anayasaya uydurabilmek için 400 tane milletvekiline ihtiyacı olduğu için 400 söylemleriyle dolaşıyor. O yüzden bu yönüyle çok önemli. Yani parlamenter rejimimizin sona ermesi, yeni bir sistemin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına uygulanmasının seçimi. Yani 2015 Haziran seçimleri hepimizin, bakın bütün partilerdeki, bütün partileri içine alarak söylüyorum. Her partinin siyasetçisinin bireysel hedeflerinden, bireysel beklentilerin ötesinde çok önemli bir seçim. 2015 seçimleri. Bunu böyle koyunca değerli arkadaşlar birçok şey önemini yitiriyor. Birçok sorun, birçok mesele önemini yitiriyor. O yüzden biz 2015'i eğer hayatımızda çoluk çocuğumuza, kendimize biraz sorumlu kendimizi hissediyorsak, bu ülkeye karşı, cumhuriyete karşı, Atatürk'ün cumhuriyetine karşı biraz sorumluluğumuz varsa 2015'te hepimiz çok ciddi bir performans ve efor göstermemiz gerekiyor. O yüzden bunu baştan söylüyorum ki bu meseledir, bu söylediğim gerçektir asıl olan. Yoksa hepimizin bireysel hedefleri, bireysel düşünceleri, bireysel beklentileri tabii ki vardır. Bunlar da önemlidir kişiler için, partiler için, şahıslar için. Ama 2015 Haziran ayında gerçekten çok önemli bir seçimi hep birlikte yaşayacağız. Bunun yanında tabii ki Türkiye'nin bu pozisyonu önemliyken Zonguldak'ta bana göre çok önemli bir seçim olarak ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensubu temsilcileri arkadaşlarım. Bakın Zonguldak bir ülkede sayılabilecek özelliklere sahip bir kent Zonguldak. Zonguldak'ın özelliklerini bahsederken ben bunu kitabıma da yazdım, konuşmalarımda da söylüyorum. Bunu beğenip alıp konuşmalarına koyan birçok siyasetçi de var. Memnun da oluyorum. Bakın Zonguldak demeyelim, bir tarif yapalım. Kömür burada, çelik burada, tarım var, turizm var, deniz var, limanlar var, vadisi var işlenmemiş, hepsi var, havalimanı var. Bir ülke gibi konuşuyorum ama Zonguldak. Ama bakıyoruz karşılığında Zonguldak Türkiye'nin en büyük köyü olma noktasında hızla gidiyor. Değerli arkadaşlar burada ciddi bir problem var siyaset adına. Bakın 2002'de ben milletvekili oldum, AKP hükümet oldu. Baştan Abdullah Gül'dü başbakan, daha sonra bizden 3 ay sonra, 4 ay sonra Sayın Tayyip Erdoğan milletvekili oldu ve hükümetin başına geçti. Yani 2015 13 yıllık bir sürede AKP bu ülkeyi yönetiyor. Haliyle biz de Zonguldaklılar olarak AKP hükümetinden Zonguldak'la ilgili beklentilerimize bakıyoruz. Yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Allah aşkına bunu siyaset üstü söylüyorum. Bir CHP adayı, bir CHP siyasetçisi olarak söylemiyorum. CHP il başkanlığından söylemiyorum. Çok net bir şekilde bunun bana cevabını lütfen bu kampanyada olan adaylardan biri inşallah verir. AKP hükümetinin 13 yıldır Zonguldak'ta bir dikili ağacını bana söyleyebilir misiniz? Değerli arkadaşlar, valiliğin, özel idarenin yaptığı rutin hizmetleri bir kenara bırakın. Orada zaten kim iktidar olsa, kim hükümet olsa rutin sistemin yapması gereken hizmetler. İl Genel Meclisi'nin yaptığı hizmetler. Onun haricinde Zonguldak'ın girişinden, çıkışından ben 50'yi devirdim. Ereğli'den de girsem, Ankara'dan da girsem Zonguldak'a girerken iş makinesinin olmadığı, kamyonların önüme atlamadığı, bir yerlerin kazılmadığı, yolların bittiği bir Zonguldak. Ben 50 yaşımı devirdim. Hiç görebildik mi arkadaşlar? Böyle bir talihsiz kent olur mu? Bu kent ne yaptı?
Bu kent Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili bu kent. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra inşasının temelindeki bütün harç Zonguldak'tır. Fabrikalar, limanlar, trenler hepsi Zonguldak'taki kömürle işlemiştir. Ve bunun uğrunda binlerce şehidi vardır. En son şu Soma'da yaşananlardan sonra hep söyledik bu basın toplantılarında. İlimiz parlamentoda bile tartışılmadı. Soma madencilerine çıkarılan haklar, yine burada mütevazı davranmayacağım, bizim buradan seslendirmelerimizle Zonguldak madencileri işin içine girdi. Zonguldak'ta şehit olan madenciler o haklardan yararlandı. Değerli arkadaşlar, 13 yıl bana bunu AKP'nin inşallah aday arkadaşlarım hepsine başarılar diliyorum. Bireysel hiçbiriyle işim yok. Benim derdim Zonguldak. İnşallah il başkanlıkları, adayları, bütün partilerin, birçok aday arkadaşımız var, geçmişte bakanlık yapan var, yeni bakanlık yapmak isteyenler var, hevesle söylüyorlar. Bana bunun cevabını versinler. 13 senede Zonguldak'ta bir dikili ağaç istiyorum AKP hükümet tarafından. Ve 13 yılda Zonguldak'ın geriye gidişini de eğer bunun cevabını verirlerse yakalarına rozet diye çakarım. Kampanyalarda bunları söyleyeceğiz. Zonguldak her geçen gün geriye gidiyor. Ne bunu düzeltecek? Yani neden medet umacağız? Siyasetten. Siyaset bunu çözecek. O yüzden Zonguldak adına da bence 2015 Haziran'ında yaşayacağımız, 7 Haziran'da yazacağımız seçimler çok önemli. O yüzden arkadaşlar hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza bunu hep söylüyoruz. Bunu çalışmalarımızın en başından beri söylüyoruz. Bunu günü kurtarmak için söylemiyoruz. Bunu anlayan o anlıyor. Elimizi tutuyorlar, kolumuza giriyorlar. Anlamayan da anlamıyor. Kendi partimden de anlamayan oluyor, dışarıdan da anlamayan oluyor. Onların da kafalarına sokasa kadar da devam edecek bu çalışmalarımız. Çünkü siyaset, değerli arkadaşlar, hepimizin belli bir yarışları yaptıktan sonra onu unutarak el ele kol kola girme sanatıdır. Bunu becerebiliyorsak zaten toplumda, parti içinde, parti dışında itibar görüyorsunuz. Bakın, bir milletvekilliği seçimleriyle ilgili eğilim yoklaması yaşadık. Yani buna ön seçim diyoruz ama 10.500 üyemize gittik. Ön seçimle bunun farkı sadece hakim huzurunda değildi. Bir de kontenjanıyla fark oldu. Oysa ki biz bu sürecin başında, değil mi? Çok kısa bir süre önce yaşadığımız Kasım'daki il kongresinde zaten söylemiştim. O yüzden kısa süreli il başkanlığımı sorun görmemiştim kendimce. O gün kongreye de bunu ifade etmiştim. Kongrede beni seçmişti, arkadaşlarımı seçmişti. Demiştim ki, evet sıkıntılı bir dönemde il başkanlığına aday oluyorum. Ama önümüzdeki dönemde milletvekilliği seçimlerinde ön seçim yaparsak, hakim huzurunda yaparsak ben de aday olurum demiştim. O günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri beni seçmişti, arkadaşlarımı seçmişti. Sonra göreve geldik. Bu konuda tabii ki ben genel merkez genelgesinde istifa etmek zorundaydım. Ertuğrul Koltuk arkadaşım yerime göreve devam etti. Kendilerinin başkanlığında, yönetiminde bütün ilçelere bu görüşler alındı. Bir tek Karadeniz Ereğli ile Devrek hakim huzurunda ön seçim konusunda imza atmadı ve Zonguldak'ta eğilim yoklaması kararı çıktı. Tabii ki bunlar sadece söyleyip geçiyoruz, takılmıyoruz. En başında söyledik. Meselenin aslı 7 Haziran'daki Türkiye'nin ve Zonguldak'ın durumudur. Haliyle bunları da kısa kısa geçeceğiz. Yani bu iki ilçemiz, örneğin bu il başkanlığımız ve diğer ilçelerin hakim huzurunda ön seçim kararına imza atsaylardı, biz Zonguldak'ta net %100 söylüyorum, hakim huzurunda ön seçim yapardık. Bunu söyleyerek eğilim yoklamasına mı karşı? Hayır. Bunu da kabul ettik. Dedik ki bu da en azından 10.500 üyemizin görüşüne başvurma yöntemidir. Bunu da kabul ettik. Başımızın üstüne koyduk. Sorun yapmadık. Ereğli örgütümüzün kendine göre istekleri vardı. Olabilir dedik. Hiçbir ilçemizle bunun kavgasını yapmadık. Ama keşke böyle bir anlayışın içinde örgütlü olarak bir bütün hareket edebilseydik. Bunun modelleri vardır siyasette. Genel merkez sana bir yöntem belirler. Sen onu kabul edersin, etmezsin. Etmezsen direncini koyarsın. Genel merkez de senin dediğini yapar. Değerli arkadaşlar, ben kısa süreli il başkanlığımda 40
günlük, 40 gün, 39 gün kimine göre, 40 günlük il başkanlığımızda bu anlayışa sarıldığımız için çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Sonunda çünkü 10.500 üyemize giderek bir irade ortaya çıktı. Bakın, içinizde benim siyasete ilk girişten bugüne kadarki hayatımı bilen arkadaşlarınız var. Fakat yeni girmiş siyasetimi bilmeyenler var. Veya kendilerine şu anda eskiden tabii bu kadar çok basında yoktu. İnternet üzerinden gazetecilik çok hızlandı. Sosyal medya çok sayılarınız da arttı. Kendilerine internet gazeteciliğinde bir köşe bulup Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendini ombudsman ilan eden gazetecilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bizim geçmişimizi çok iyi bildiklerini sananlar var. Onlara katkı olsun diye Harun Akın'ın geriye dönük siyasetinden bir iki pasaj yapmak istiyorum. Ben 95 yılında il başkanı olduğumda, bir 95'te yeni taze il başkanıyım. Önüme hemen 95 genel seçimleri gelmişti. Oradan kötü bir sonuçla çıkmıştık. 96 yılında yerel ara seçim yaptık. Hatırlayanlarınız var mı burada? Yerel ara seçim. Bir Kilimli'de, Zonguldak İl Belediyesi'nde, bir de Güneşli'de. Birçoğunuz belki onu bilmeyebilir. Ama alıyor, çala kalem yazıyor. Yani onu bile bilmiyor. 96'da biz il başkanıydık. Ki o zaman rahmetli Ecevit, Allah rahmet eylesin, her zaman dürüstlüğüyle, şahsiyetiyle bize rehber olmuştur. Ama ben Ecevit'le hiç politika yapmadım. Aynı partide o zaman olmadık. Çünkü 12 Eylül öncesi yaş olarak yoktuk. DSP'de de hiç olmadık. Kendi genel başkanlığını yaptı. Ecevit gümbür gümbür, DSP çok güçlü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, o günkü arkadaşlarım bilir, ön seçim yaptık. Eğilim yoklaması bugünkü gibi yani. İl belediyesinde 3 tane aday çıktı. Camlı köşte sandığı koyduk, değil mi Kemal, Murat, Ertuğrul, hepiniz biliyorsunuz. Yani o kadar Ecevit, DSP o kadar güçlü ki biz o gün sandığı koyduk. Ben il başkanıydım 96 yılında. 99'a geldim, genç bir il başkanıyım. Gittim genel başkan Sayın Baykal'a dedim ki Zonguldak'ta biz eğilim yoklaması istiyoruz. O zaman ilimizin o günkü valisi işte siyasete girdi. Genel başkan ben dedi Sayın Vali'yi ön seçime sokmam, kontenjan koyacağım. İtiraz etmedik. 99'da geri aynı bugün yaptığımız gibi eğilim yoklaması yaptık. Harun Akın il başkanı. Ben aday değildim. 2002'de ben milletvekili adayı oldum. Gittim. Mahmut Bey burada mı Mahmut Başkan? Dışarıdadır. Kalabalıktan giremedi. Benden sonra çünkü o il başkanı oldu. Gittik Ankara'da. Dedik ki Zonguldak'ta ön seçim istiyoruz. Ben... Yeni bir takım işte 2000'de görevden alınmalar, bir daha seçilmeler. Dediler ki ya bizim kararımız neyse onu oyacaksın. Biz ön seçim istiyoruz dedik. Ben aday oldum. Ertesi gün parti meclisi merkez yoklama kararı çıkarttı. Ben adaylıktan geri çekildim. Bunu birçoğunuz bilmez. Birçoğunuz bilmez. 24 saat sonra beni çağırdılar. Ben eğilim yoklaması, Murat Merkez İlçe Başkanı'dın değil mi? İşte verdim çağır. Biz evet çağırlar ve eğilim yoklaması yaptık. O zaman tüzüğümüz tabii ara sıra tüzük kurultaylarında değişiyor. Yönetimler bazında yaptık. Belde başkanlarıyla, yönetimlerle. Ve o eğilimden ben birinci çıktım. Ama genel merkez 2002'de beni ikiye koydu. Sesimiz çıkmadı. Olsun dedik. Sayın Baykal dedi ki git senden iki milletvekili istiyorum dedi. Bir de şöyle yaptı bana. Ben de tamam Sayın Genel Başkanım. Geldik 2002'de 25 yıl üzerine iki milletvekili çıkarttık. Ve parlamentoda çalıştık. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Bugüne geleceğim. Yani ben kendi siyasetimde bu en son yerel seçimlerde o günkü yaşadıklarımı gerçekten çok üzüldüğüm günlerdir. Sanki ön seçimden kaçan Harun Akın hiç ön seçim istemez. Ankara'dan inanın şu noktada keşke Ankara'dan işleri bitirebilen bir siyasetçi olsaydım ya. Bir türlü o beceriye ulaşamadım yani. Yani şimdi bana diyorlar ya Ankara'dan Harun Akın işleri bitirir, Zonguldak'ta iptal ettirir. Keşke öyle olsaymışım ya. Keşke öyle olsaymışım. Oysa ki tam tersi, hep gücümü sizlerden aldım. Zonguldak'tan aldım. Ama bir yere kadar geliyor, oradan sonra gücüm yetmiyor. Onu da 7 Haziran'dan sonra konuşuruz. Nedir o güç yetmeyen, yeten, niye yetmiyor? O günden sonra konuşuruz. Bugün bunları konuşmanın da hiç faydası yok. Değerli arkadaşlar, ben kısacası Harun Akın olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem demokratikleşme siyasetine, bu süreci o yüzden anlattım. Çünkü bu bugünkü eğilim yoklamasında da bizim katkımız var.
Çok ciddi katkımız var. Ben 2002'de bu bahsettiğim süreçten sonra 2007'de yokum, merkez yoklama. 2011'de yokum, merkez yoklama. 2015'te varım, eğilim yoklaması, üyenin görüşü. Sizlerden inşallah bundan sonra kontenjanı kaldırtarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki milletvekili seçimlerinde hakim huzurunda adam gibi hiç müdahalesiz o akşam ilan edilecek ön seçim. Bakın 7 Mart'ta biz eğilim yoklamasını bitirdik. 7 Mart'tan 7 Nisan'a kadar bir ayda partimiz nasıl yoruldu değil mi? Yorulmadık mı başkanım? Evet. İl başkanı arkadaşım burada, merkeze başkanım burada, hanımefendiler burada. Eğer biz 7 Mart'ta hakim huzurunda seçim yapsaydık yorulur muyduk? Hiç yorulmadık. Bir aydır da çalışmalara başlamıştık. Yorulduk. Yorulduk, yordular bizi. Bir arkadaşım reytingini yükseltecek diye yoruyor. Birisi hiçbir günah olmayan arkadaşımızın özel hayatına müdahale ediyor. Kimisi il başkanına müdahale ediyor. İsimsiz bir takım açıklamalar. Yaşamıyorduk mu bunları? Bir ay dolmadı mı bunlar? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, tüzüğünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi, ilçe yönetimleri komisyon kurar, çalışma grupları kurar ama hepsinin ismi vardır. Altına imza atan her açıklama, altına imza atan her bildiri başım üstünedir. İmza atmıyorsan korkaksın. İma yoluyla konuşuyorsan korkaksın. O yüzden değerli arkadaşlar bunların hepsi 7 Mart'la 7 Nisan arası oldu. Bu arkadaşlarımın, bu örgütün bu kadar yorulmasına, bu kadar sinir sistemlerinin bozulmasına gerek var mıydı? Bunu kim yapıyor? Neden yapıyor? Ne için yapıyoruz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Değerli arkadaşlar, bir yeri ele geçirmek için birbirimizi bu kadar ezerek, buradan yorgun çıkarak halkın huzuruna nasıl gideriz ya? O yüzden değerli arkadaşlarım, ben inşallah ömrüm ve yaşım yettiği sürece siyasette kolay elde edilmiyor bazı düşünceler. İşte 96'dan beri o yüzden ön seçimi savunan Harun Akın'a anlattım ki bunu yazanlar, çizenler demek ki ihtiyaç var. Bilmiyorlar. Bizim kenarda olduğumuz dönemleri bilmiyorlar. Yeni girmişler. Bizi de tanımayanlar da gördüm. Onları da gördüm. Bizi öcü gibi görenleri de gördüm. Bilsinler ve bugünden bu mücadelenin temelini sizlerle paylaşıyorum. İnşallah bundan sonra bakın daha önümüzde kampanya var. Bundan sonraki milletvekilliği seçimlerinde tabii belediyeleri ayırıyorum. Belediyelerde hakikaten bireysel kişilikler çok öne çıkıyor. Partim için bunu ayırıyorum. Milletvekili seçimlerinde hakim huzurunda bırakalım. Şu 7 Mart'la 7 Nisan gibi partimizi yormayalım, yorulmayalım. Bu tartışmalara girmeyelim. Özellikle sosyal medya üzerinde bunu kullanan arkadaşlarımız var. Hepsini ayrı ayrı rica ediyorum. Partimizin, partilimizin ama il başkanı, ilçe başkanı, yönetici, belediye başkanı, milletvekili adayı ne olur ya? 7 Haziran'a kadar yorumlarınızla, beğenilerinizle lütfen partimize sahip çıkalım. Sahip çıkalım arkadaşlar. Bize başkaları gülüyor. Gülüyor. Bu duruma düşmeyelim. Gece 11'den sonra uykun kaçıyor diye 3 saatte partinin dibine dinamit koyma. O yüzden bunları bugün söyleme gereği duydum değerli arkadaşlar. Çünkü siyaset uzun soluklu bir iştir. Her işte bir hayır vardır. Ben Kasım ayında olağanüstü kongrede il başkanlığı benim için çok yani riskli ve gerçekten çok zor bir karardı. O kararı aldım. Tabii ki siyaseten aldım. Birçok arkadaşım şimdi Ankara'da bana o gün demişlerdi ki yanlış yapıyorsun. Ben örgütün böyle bir talebine karşı o kararı aldım. Pişman değilim. Yani o kısa dönemlik il başkanlığımız da tartışıldı. Eğilim yoklamasında onu önümüze koyanlar oldu. Hepsine saygı duyuyorum. O arkadaşlarım haklı. Ama ben orada şunu da anlamanızı istiyorum. Ben ön seçim karinesine güvenerek bu sıkıntıyı aşarım dedim.
o günkü şartlarda ve onu da yaptık ama eğilim yoklamasıyla hakim huzurunda yapmadan bu süreci bitirdik. Tabii ki bir ekip işidir siyaset. O günkü ekip anlayışımızla bu kararı verdik. Ama ara sıra böyle yolda işte şey gibi eski Amerikan kovboy filmlerinde biliyorsunuz altın madenini haritayla bulurken yolda birbirimizi vurduğumuz oluyor. Bu yol kazası oluyor. Bir takım işler oluyor. Canları sağ olsun. Ben hiç kimseye kırgın değilim. Kırgın değilim. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10.500 tane üyesini tabii ki hepsi gelseydi çok daha iyi olurdu ama yanılmıyorsam %60-70'e yakınını biz ilçelerde sandığa getirdiysek bu da bizi mutlu etmiştir. Bu da bizi mutlu etmiştir. Bu arkadaşlarımız bu sıralamayı belirlemiştir. Kontenjanı bir tek genel merkez kendinde tutmuştur. Bu sıralamadan biz üçüncü çıktık. Ama kontenjanla birlikte dördüncü sıradayız. Hiçbir şekilde dördü dert etmiyorum. İnşallah 2002'de Sayın Baykal'ın bana git ikiyle del dediği gibi dörtle beni getirirsiniz diyorum. Evet, inşallah Yusufçuğum. Yani sizin demokrasi mücadelesini biliyorum, saygı duyuyorum. Ama bu konuşmalarımı sakın bir sitemkar olarak algılamayın. Bir tespit yaptım. Önümüze bakıyoruz. 7 Haziran'da gerçekten Türkiye'yi çatıştıran ve ayrıştıran AKP'den kurtulmak bizim bu anlattıklarımız bütün meselelerin üstündedir. Asıl olan odur. Gerçek odur. O doğrultuda bakın değerli arkadaşlar bugün inşallah bir milat olur. Herkes bu konuşmalarımızdan bir değerlendirme yapar. Bütün il yönetimleri, ilçe yönetimleri, belde yönetimleri lütfen birbirimizi ayağından çekmeyi bırakalım. Ben bunu o gün griple ilgili gelemediğimde sosyal medyadan da paylaştım. Eğilim yoklamasının sevinenleri sevinmeyi bıraksın dedim. Üzülenleri de üzülmeyi bıraksın. 7 Haziran'a kenetlenelim. Ecevit'in Zonguldak'ında dörtler beşleri çok yaşamıştır Zonguldak. Bize çok uzak rakamlar değildir. Ama gerçekçi de olmak lazım. Ben öyle duygusal da düşünmüyorum. Ama siyasettir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Zonguldak'taki oyu ciddi bir oydur. Biz bunun üzerine ne kadar koyarsak en azından birinci parti burada olmalıyız. Bakın Zonguldak emeğin başkentinden emekli başkenti olmuş. 150 bine yakın burada bu şehirde emekli insan var. Cumhuriyet Halk Partisi genel politikalarında emekliyi öne çıkaran, emekliyi siyasetin önüne koyan genel başkanımızın söylediği çok önemli şeyler var. Öyle değil mi emeklerimiz için? Yani emeklerimize bugüne kadar öngörülen 20 kuruşlar, 30 kuruşların ötesinde genel başkanımız 3 ay içinde noterden taahhüt veriyor. Böyle bir kent, emek kenti emekli olmuş, emeklinin çok olduğu kent, işsizliğin en çok olduğu kent ve Cumhuriyet Halk Partisi politikalarının bana göre buluşacağı en üst düzeyde bir kent. Bugün aramızda olmayan Ecevit'in kenti, hepsini birleştirdiğimiz zaman, AKP'nin 13 yıldır Zonguldak'a kör bakışını önüne koyduğumuz zaman, bizim birbirimizdeki dayanışmamızı arkasına koyduğumuz zaman, benim 4 olmuşum, 5 olmuşum hiç önemli değil. Hep beraber el ele kol kola Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'da birinci parti yapacağız. Benim diyeceklerim budur. Değerli arkadaşlar hepinize bugün katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor. Hepinize sağlıklar diliyorum. Allah sağlık verdiği sürece önemli olan o. Benim kendime göre bir önemli şekilde çok altını çizdiğim, iki önemsediğim şey vardır. Bir sağlık, iki huzurlu bir aile hayatı. Evet. Üç hiç önemli değildir. Üç siyaset yaparsın yapmazsın, il başkanı, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı bunlar hiç önemli değildir. Allah hepimize önce sağlık versin, huzurlu bir aile hayatı versin. Lütfen sağlığımızı ve aile hayatlarımızı bozacak karalamalardan uzak bir kampanya hepinize diliyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum, saygılar diliyorum. Başkan teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Efendim? Sorumuz varsa alayım yani ben sorudan. Bırak abi bırak.
siyasi partilerin rolü de düşünüyor. Özellikle il başkanlarının iddiaları var. Yayında da söylemişlerdi. 3 deniliyor, 2 deniliyor, 1 deniliyor. Sizce nasıl bir seçim olacak bunlar? Adayları gördüğünüz sürede biliyorsunuz. Evet, yani tabii ki sonuçta ben de bir adayım. Cumhuriyet Halk Partisi listesinde bir adayım. Ama AKP açısından, MHP açısından bakıldığı zaman her parti iddialı bir şey yapmak için listelerini yapıyor. Bunlar genel merkezin tercihleri. Bizim tercihimizi üye yaptı. O yüzden bizimle ilgili diyecek bir söz yok. Ama diğer partilerin adaylarına baktığımız zaman şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Ben AKP ile ilgili ben de hayal kırıklığına uğradım. Yani ben de beklemediğim bir liste çıkarttı. Yani sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekmeğine böyle bir bıçakla peyniri koydu gibi geliyor bana. Öyle değerlendiriyorum. MHP'yi de öyle değerlendiriyorum. Yani MHP ideolojik bir partidir. MHP yıllardır kendi ideolojisi adına, uğruna mücadele etmiş birçok insanın içinde oluşturduğu bir partidir. MHP'nin tabanı tabii ki o da kendine göre değerlendirmesi vardır. MHP'nin ideolojik halini hep takdir ederim. Yani yıllarca o uğurda mücadele etmiş, bedel ödemiş, kendine göre sıkıntıya girmiş birçok insanı var. O da bir siyasi parti. Ama onlarla da konuştuğumda onlar da pek memnun değil. Yani böyle sanki bir rüzgar estirilir gibi geliyor bana ama buradan yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10.500 üyesine müracaat etmesinin karşılığını alacağız gibi geliyor. O yüzden ben böyle baştan beri 4, 5, 3 o işleri hiç sevmem. Benim derdim Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olması. Biz birinci olalım da oradan ne çıkarsa onu alırız, başımızın üstüne koyarız diyorum. Değerlendirmem budur. Sonuçta biz Zonguldak'ta yaşıyoruz ve her şeyi Zonguldak için istiyoruz. Öyle ya da böyle AK Parti bir tane de çıkarsa birinci sırada bir tane bürokrat var. Genel eleştiride bürokrattan siyasetçi olmaz. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ya şimdi ben bir aday olarak tabii ki aday arkadaşlarımızın mesleki durumlarına bir şey söylemem. Ben hizmete göre bir şey söylerim. Zonguldak'ın sorunlarını ben bunu da kendi adıma söylüyorum. Bizim içimizde de, bizim listemizde de Zonguldak'ı tanıması gereken arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız var, yeni arkadaşlarımız var. Zonguldak'ın sorunları çok. Yani benim derdim Zonguldak milletvekilleri Zonguldak'ın meselelerini bir öğretmenin okulda ders anlattığı gibi saatlerce anlatabilecek konuda olması lazım. Buradan bakarsak tabii ki bürokrat arkadaşların biraz işleri zor. Çünkü onlar mesleklerini yapıyorlar, bir anda bırakıyorlar, siyasete giriyorlar. Zonguldak'ı tanıyana kadar Atalan Üsküdar'ı geçiyor. O yüzden böyle bir cevap vereyim. Bu şimdilik çünkü kampanya içinde söyleyeceğiz, daha çok söyleyeceğiz. Sizlerin programlarına çıkacağız. İnşallah renkli bir kampanya olur ama birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizi karalamayacağız, birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Bütün adaylar için söylüyorum. Tabii ki ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayım. Dedim ya sıram hiç önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması için elimden geleni yapacağım. Tabii o birinci olduktan sonra da bize de bir şey düşerse ona da bayılırız tabii yani. Evet. Diyecek başka bir şey yok. Evet, var mı başka? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ ol Süleyman'cığım. Teşekkür ederim.